من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلام، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt el ashab etbalı rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersini dinler kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kim dünya kelam dünya kelam. Müstakim esrat Allah sana elhamdülillahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Bu'istu bi cevami'il kelam. Ben kimsenin söyleyemeyeceği, benzeri yapılamayan, az sözle çok anlam ifade eden kelam ile gönderildim. Yani Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşındayken Hira Nur Dağı'nda 610'da nazil oldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbi ile oku ayeti celilesiyle Efendimiz'e peygamberlik geldi. Ondan sonra da 23 senede peyderpey ihtiyaçlara göre Allah tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla, vahiy yoluyla peygamberimize gönderildi. Bir cümlesini dahi insanların yapamadığı, benzerini yapamadığı Kur'an-ı Kerim'de meydan okunuyor. Bir sure yapın, bırakın bir cümlesini adın yapın diye meydan okuduğu Kur'an-ı Kerim, insanların benzerini yapamadıkları çok geniş anlamları bir iki kelimeyle ifade eden cevamül kelim olan bir Kitab-ı Azimüşşan'dır. Allah tarafından insanlara gönderilen son kitaptır. Adem Aleyhisselam'a sayfeler gönderilmiş. Tevrat, Zebur, İncil gönderilmiş kitap olarak. Başka peygamberlere de sayfeler gönderilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim en son kitap, kendinden evvel gönderilen kitapları, sayfeleri ilga etmiş, yürürlükten kaldırılmış. Kıyamete kadar ondan sonra gönderilmeyecek ve devam edecek, ahkamı devam edecek olan bir kitab-ı azimüşşandır. Bundan evvelki Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amel etmeyen insanlar Allah'ın emrini çiğnemiş olurlar. Kur'an'da ifadeler böyle. Aynı günümüzde de sonra gelen kanun önce gelen kanunun hükümlerini kaldırır. İnsanların ihtiyaçlarına göre kanunlar yapılır. Sonra gelen kanun eski kanunu yürürlükten kaldırır. Aynı Kur'an-ı Kerim de böyle, evvelce Cenab-ı Hak tarafından insanların ihtiyaçlarına göre gönderilen kitapları, sayfeleri yürürlükten kaldırmıştır. Özlü ifadelerle İnsanların dünya ve ahiret saadetini sağlayacak geniş, faydalı, yararlı hükümleri içerir. Cevamül kelim bu demek. Aziz, benzeri yapılamayan çok şerefli bir kitaptır, kelamdır.
bütün geçmiş kitaplardaki tevhid inancını doğrular. O eski peygamberleri tasdik eder ve müminlere onları tasdik etmemizi, asıllarını tasdik etmemizi, o peygamberlere inanmamızı emreder. Böyle bir Kur'an'la ben gönderildim. Mucize benzeri yapılamıyor. Yapmaktan insanlar aciz. Ve nusirtu bir rubi, ben düşmanlarıma karşı insanların, düşmanlarımın kalbine korku verilen bir peygamberim. Allah bana bu şekilde yardım etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından korunmuş. İnsanlardan biz seni koruyacağız diye ve asınıkya minen nas, insanlardan Allah seni koruyacak diye ayet-i celle vardır. Ve düşmanlarına, yüreklerine korku salarmış. Ebu Cehil ve takımı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun Ebu Cehil'in izinden gelen azılı müşrikler, zengin müşrikler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye göç ettiğinde, hicret ettiğinde demişler ki Medine'de zaten çoğu Yahudi, müşrik Araplar var, ancak belli sayıda birkaç Müslüman var. Onlar bunlara yüz vermez. Orada işleri yok, güçleri yok, yok olur giderler demişler. Ama Allah kulu Habibi Muhammed Mustafa'yı aziz etmiş. Müslümanlar gün geçtikçe çoğalmaya başlamışlar. Ondan sonra harpler yapmışlar. En son Hendek Harbi'nde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra artık sıra bize geldi. Onlar bizim üstümüze gelemeyecekler. Biz onların üstüne gideceğiz buyurmuş ve arkasından da hicretin 9. 10. yıllarında Mekke-i Mükerreme fetholunmuş. İşte Medine'ye gittiğinde Müslümanlık günden güne çoğalınca kiralık katil bulmuşlar. Büyük paralar vaat etmişler. Adama demişler ki onun işini bitir, becer, sana hiç ummadığın şeyler vereceğiz. O da yola çıkmış. Daha yola çıktıktan sonra içinde başlamış bir korku. Korku gittikçe kuvvetlenmiş. Geri dönse para da kıymetli, çok büyük servet var. Ama böyle korku içinde, şeysinde de, elbisesinin içinde de hançer var, zehirli hançer. Peygamberimizi öldürecek ve dünyalığa kavuşacak. Efendimiz bundan haberdardır. Evet. Misafiriniz gelecek demiş. Misafiriniz geliyor. Onlar da zannetmişler ki bir Müslüman geliyor. Neyse, gelmiş Efendimiz'e sureti haktan görünerekten yanaşmış. Bırakın gelsin demiş. Gelmiş. İşte sanki çok eski tanıdığıymış gibi sözlerle gaflet anında onu hançerleyecek. Demiş ki güzel de, sözlerin güzel de, şu içine sakladığın hançeri çıkar demiş. Evet. Adam ondan sonra imana gelmiş. Böyle çok var. Çok var. Mesela Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı var. Mekke'deki nizamı sağladıktan, düzeni sağladıktan, Mekke'ye bir vali tayin ettikten, bir imam tayin ettikten sonra Peygamberimiz dağ komandoları, Taif bölgesinde Havazin kabilesi var. Onları hizaya getirmezse Mekke emniyette olmayacak, baskın yaparlar diye. Yeni Müslüman olanları da harbe çağırmış. 12 bin kişilik bir güçle Taif'e doğru giderken orada Arafat'tan sonra vadiler var. İşte o vadilerde düşmanla çarpışılmış ve onları yenmiş. Oraları çok ilginç.
Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen her şey aynen yerinde duruyor. Gidebilseniz, görseniz, Arapçada bir söz vardır. Leysel haberu kel muayene. Görmek gibisi yoktur. Yani kitaptan okursun, duyarsın ama bir de gözün gördüğün bambaşkadır derler Araplar. Doğrudur. Yani insan Kur'an'dakine inanıyor da Kur'an'da olanların, geçenlerin aynen bugün bile aynen durduğunu görünce bambaşka oluyor. İnsan o muharebenin cereyan ettiği yerler aynen Kur'an'da beyan edildiği şey duruyor. Neyse, Cenab-ı Hak Habibini zaferle taşlandırmış, esirler alınmış, mallar, ganimetler bölüştürülmüş. Yanında Mekke'de henüz Müslüman olmayan Mekke'nin zengin müşriklerinden birisi de var. Bu kadar askeri teçhiz etmek için Peygamberimiz ondan ödünç para istemiş. O da peki demiş. Askerin silahını, teçhizatını sağlayacak. O zaman usul, daha yeni Müslüman olmuşlar. Peygamberimiz sağlıyor. Demiş, sen de gel demiş. Bizimle beraber. Kafir, müşriktir adam. Borç para verdiği için daha da memnun olmuş. Yani parasını alacak. Gelmiş efendim, harp kazanıldıktan sonra esir alınmışlar düşman askerleri. Mallar ganimet olarak, vadiler dolusu develer var, at sürüleri var, koyun keçi sürüleri var, sığır sürüleri var. O zamanın en kıymetli malları bunlar. Adam zengin olunca, zenginler parayı malı çok severmiş. Şöyle iş geçirerek bakmış. Demiş, çok mu seviyorsun demiş bunları. Sevilmez mi demiş ya, şunlara baksana. Hepsi senin olsun demiş. Aynen böyle. Hepsi senin olsun demiş. O zaman demiş ki adam, bu kadar malı karşılıksız veren adam olsa olsa peygamber olur demiş. Bir insan bu kadar cömert olamaz. İmana gelmiş adam. Safvan bin Ümeyye. Evet. Öyle şeyler var. Efendim, orada işte düşman yaralılar, ölüler filan, bir tanesi düşman askerlerinden ölü numarası yapmış. Henüz ölü değil. Ölülerin arasında, çünkü esir olacağına bir şeyler düşünecek. Askeri herkes yorulduğu için ağaçların dibine, bulabildikleri gölgeliklere dağıtmış Peygamberimiz. Kendisi de bir yere çekilmiş, kılıcını kenara koymuş. İşte rahatlamak için şöyle sırt üstü, herkes uykuya dalmış, yorgun, argın. O yaralı, ölü numarası yapılan müşrik askeri gelmiş Peygamberimizin karşısına dikilmiş, onun kılıcını almış eline. Söyle bakalım demiş, seni benim elimden kim kurtaracak? Herkes uyuyor, baş başayız, kılıç da bende. Efendimiz, kadere inen adam hiç korkmaz. Allah'a teslim olan adam hiç ürkmez. Gayet rahat. Yattığı yerden Allah demiş. Allah kurtaracak. Öyle bir Allah dedin mi? Evet. Adamın başlamış titremeye adam korkusundan. Titrediğinden kılıç elinden düşmüş. Yalvarmaya başlamış. Beni affet diye. Evet, Allah Celle Celaluhu Habibini düşmanlara karşı böyle yüreklerine korku vererek korumuştur. Bana diyor Allah, düşmanlarımın kalbine, yüreklerine korku vermek suretiyle yardım etti. Onlara karşı zafer ihsan etti. Evet. Ve beyne ene naimun utitu bi mafatihi hazainil ard. Bana yeryüzünün bütün zenginlikleri, bütün zenginler, altınları, hazineleri bana sunuldu. Tavudiat beyne yedeyye, önüme konuldu. Bunlar senin denildi. Evet. Evet. Yani Peygamberimiz zaten daha evvelde
müşrikler tarafından reis yapalım, en güzel kızı sana verelim, her türlü altın, gümüş seni ihya edelim, bütün paralarımızı sana verelim, yeter ki bu davadan vazgeç demişler. O zaman diyor ki vallahi bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz gene de ben davamdan vazgeçmem. Geçemem çünkü Allah beni görevlendirdi. Allah bir ve ben peygamberim diyeceksiniz. İnsanca yaşayacaksınız. Zulmü bırakacaksınız. Adam olacaksınız. Aksi halde benim onlar için hiç manası yok buyurmuş. Elinin tersiyle reddetmiş. Öyle diyor. Burada da önüme konuldu. Yani dünyayı Müslümanlar fethedecek. Dünyaya sahip olacaklar, oldular. Bir mektupla dünyaya ferman salan, bu camiyi yapan Kanuni Müslümandı. Evliya adamdı. O filmde gördüğünüz gibi değil Kanuni. Asla değil. Kesinlikle kanaatinizi şey etmeyin. 76 yaşında bir adam harp meydanında ölürse bu adam öyle şeye mi dünyaya düşkün adam mı olur? 76 yaşında harp meydanında vefat etmiştir Kanuni Sultan Süleyman merhum. Evet, o gösterilenler maalesef para kazanma Kur'an'la iftira ediyorlar. Kanuni evliya adamdı. Mektupla dünyayı hizaya getiriyordu. Charles'ın mektubu var. Bak, bırak şunu yoksa gelirim. Adam donunu batırıyordu bir mektupla. Öyle aziz bir insandı, Allah'ın aziz kıldığı insandı ve peygamberin bu müjdesinin şeysidir. Abbasiler zamanında en ileri teknoloji Müslümanlardaydı. Meridyenleri, enlemleri, boylamları, ekvatorumuzu biz Müslümanlar bulduk. Cebri biz icat ettik. Teknoloji biz icat ettik. Avrupa'ya da Endülüs vasıtasıyla verdik. İspanya vasıtasıyla insaflı gayrimüslim ilim adamları bunları itiraf ediyorlar. Evet, Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi diye Sigrid Huncke, bir Alman profesörün yazdığı, okuyabilirsiniz. Orada neler, İslam'dan neler öğrenmişler, itiraf ediyorlar. Dünyaya insanlığı biz öğrettik, teknolojiyi biz öğrettik. Aziz olduk, dünyanın imkanlarını Allah bana verdi. Yani ümmetime her türlü zenginliği verecek. En çok petrol nerede? Müslümanlarda. Evet, öyle. Allah beni bunlarla taltif etti, önüme koydu diyor. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılırsa müminler, insanlar Allah'ın emirlerinden ayrılmazlarsa, Kur'an'a arka dönmezlerse işte onlar gibi dünyaya meydan okurlar, emir verirler, aziz olurlar. Bütün zenginlikler onun ellerinde olur. Ona sırt çevirirlerse Kur'an'a ve onun sünnetlerine başkalarından döviz dilenirler. Evet. Efendimiz böylece uyarıyor. Bu istu ala isri semaniyet alaf minel enbiya. Ben 8000 peygamberin hemen arkasında, akabinde peygamber olarak gönderildim. Evet. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka hadisleri de var. En-nebiyyün 100,000 nebi ve 24,000. Evet, 100,000, 124,000 nebi, peygamber var. Bir başka Ahmed ibn Hanbel hadisinde 100,020, 200,000. Evet, 224,000, affedersiniz. 224,000. 100,024, 224,000 peygamber var. Evet. Hani ya, bir böyle söylüyor,
bir böyle söylüyor. Efendimiz hiç çelişkili ifade kullanmamıştır. Çünkü muallimi Allah'tır. Yanlış yapmaz. E böyle nasıl oluyor? Bir 8.000 dedi, bir 1.000 dedi, 100.000 dedi, 124.000 dedi, 224.000 dedi. Hepsi doğru. Bu hadisi söylediği zaman 8.000 peygamberden sonra gönderdim diye bildirmiş. Daha sonra 100.000 peygamber var senden evvel diye bildirmiş. Daha sonra 124.000, daha sonra 224.000 peygamber var insanlara gönderdim diye haber vermesine göre o da bize böyle söylüyor. İlkin böyle az haber vermiş, sonra çoğaltmış olabilir. Böyle çok var. Kur'an-ı Kerim'de de aynen böyle bizim söyledi bu açıklamamızı teyit eden şeyler var. En-Nisa, Nisa suresi. Evet. Ve rusulen kad kasasnahum aleyke. Habibim, biz sana bildirdiğimiz peygamberlerden söz ettik. Peygamberler gönderdiğimizden sana anlattık. Kasasnahum. Hikayelerini sana anlattık. Ve rusulen lem naksushum aleyk. Anlatmadıklarımız da var. İşte peygamberimiz bildirdikçe 8.000 diyor, 100.000 diyor, 124.000 diyor. Bildirdikçe 224.000 diyor. Bu ayet de öyle söylüyor. Bir kısmını sana haber verdik. Haberimiz de var. Evet. Efendimizin bu hadisleri bundan dolayı bildirilene göre bize bildirdiği için farklı 224.000 peygamber. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen peygamberler Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zülkifl, Uzeyr, Lokman, Zülkarneyn, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed, Mustafa. Evet, aleyhissalavat ve teslimat. Bunlara biz inanmak zorundayız. Kur'an'da var. Ama bu kadar değil. Evet, biz biz hiçbir millete, insana peygamber göndermeden azap etmedik, etmeyeceğiz. Mâ künnâ muazzibîne hattâ neb'ase rasûlâ. Demek ki Sibirya'da, Afrika'da, Amerika, Kuzey, Güney, Avustralya, Asya, nerede olursa olsun, nerede insan varsa orada bir peygamber gelmiş. Çünkü biz insanlara peygamber göndermeden azap etmedik, etmeyeceğiz, etmeyiz. Haber veririz, ondan sonra hizaya gelmezlerse azap ederiz. Ayet-i Celleri var, biz Allah'ın gönderdiği her peygambere inanıyoruz. Ama şu saydığım peygamberleri kabul etmezsek mümin olamayız. Peygamber olarak gönderilmişlerdir. Efendimiz aslında salı günden Mevlid Kandili. Allah kandilinizi sizlere ve İslam alemine mübarek kılsın inşallah. Hayırlara vesile kılsın. Son peygamber dünyaya geliş açısından ama kainat onun nurundan yaratıldı. Onun nuru Allah'ın nurundan yaratıldı. Kainat onun yurundan yaratıldı. Soruyorlar, ya Resulallah sen ne zaman peygamber oldun? Adem ruh ile ceset arasında, ruhu cesedine verilmemiş Adem Aleyhisselam'ın. Adem ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim buyurmuş. Yani ilk peygamber de Muhammed Mustafa, son peygamber de Muhammed Mustafa. Kainat da Allah onun hürmetine onu sevdiği için yaratmış. Her şey ona bağlı. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında böyle bir şerefe mazhar. Evet, ben diyor şimdi okuduğunuz hadiste o zaman bu kadar bildirilmiş. 8.000 peygamberin hemen akabinde size gönderildim. Evet. Zadallahu ba'de. Sonra Cenab-ı Hak yok 100.000, yok 124.000, sonra 224.000 diye haber vermiş. Bize onları söylemiş. Minhum erbatu alaf min bani İsrail.
Bu 8 bin peygamberden 4 bini Beni İsrail'dendir. Beni İsrail'dendir. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen peygamberler de hep çoğu Beni İsrail'dendir. Evet. Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, bu Yahudiler, Beni İsrail'i şimdi Yahudi diyoruz. Yahudiler çok zeki. Bütün peygamberler onların sülalesinden, çok zeki. Hakikaten çok, şimdi de dünyanın en zengin adamları, ilim adamlarından çok zeki. Ama o para, mal ve zeka onları sapıtmış. Allah'la yarışa girmeye kadar götürmüş. Peygamberlere eziyet etmişler, azmışlar. Musa Aleyhisselam onlara demiş ki: "Ve izkale Musa li kavmihi ya kavmi izkuru nimeten nimetallahi aleykum izcale fikum." Yahu demiş. Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Böyle azgınlık yapmayın. İzcale fikum enbiya. Allah sizden ne kadar çok peygamber gönderdi. Ve cealekum muluken. Sizi kural kurdu, idareci kıldı herkese. Ve ataküm ma lem yu'ti ahaden minel alemin. Hiç kimseye vermediğin size verdi. Hala şükretmiyorsunuz. Hala azgınlık yapıyorsunuz diye yalvarmış. Evet. Ama azıtınca, sapıtınca, hırs gözlerini bürüyünce iyice yoldan çıkmışlar. Musa Aleyhisselam bile neler neler yapmışlar. Neler neler yapmışlar. Musa Aleyhisselam iri bütün, kabadayı, güzel, kuvvetli bir cüssesi var. Çünkü Firavun Beni İsrail, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'la işte Mısır'a gitti ya, Beni İsrail orada yerleşti. Ama sonra iktidara Firavunlar geldi, Amalika diyor, Gıpti diyorsunuz şimdi siz, Cingen diyorsunuz falan. Onlar iktidara geldi, çok eziyet ettiler onlara. Rüya görmüş, rüyasında Beni İsrail'i köle olarak çalıştırıyor. O piramitler falan çalıştırırken, yaptırırken gittim gördüm, insandan kalın, uzun, koca taşları 147 metre yerden yüksekliği, tepesinin, o taşları nasıl kaldırdın oraya? O kadar eziyet etmiş. Köle olarak çalıştırıyor. Ben de tanrıyım diyor filan. Rüya görmüş, Beni İsrail'den bir oğlan doğacak. Senin saltanatına son verecek demişler bilgiç kişiler etrafındaki. Onun üzerine Beni İsrail kadınların hepsinin kısırlaştırmış. Çocuk yapamasınlar, o doğacak çocuk doğmasın diye. Küçük çocukların hepsinin kellesini kesmiş. Tefsirlerde 650 bin çocuk kestirdiği söyleniyor. İşte o kellesini kestirdiği masum çocukların gücünü Allah Musa Aleyhisselam'a vermiş. Musa Aleyhisselam'a vermiş. Çok güçlü bir peygambermiş. Güçlü peygamber ama onlar gibi dalavere çevirmiyor. Zina yapmıyor. Yanlış işler yapmıyor. Bu kocaman cüsseli ama erkekliği yok filan diye de şüphelenmişler. Musa Aleyhisselam onlardan bıkmış. Uğraşıyor uğraşıyor yola gelmiyorlar. Kırlara gitmiş. Arkadan takip etmişler. İlle görecekler erkekliği var mı yok mu diye. Evet, Kur'an'da var bu. Musa Aleyhisselam'a eziyet ettiler diye. Musa Aleyhisselam orada abdese oturmuş. Üstü bakmasın diye de altını çıkarmış. Onu da arkasından Yahudiler takip ediyorlar. Görünmeden takip ediyorlar. Musa Aleyhisselam çok hayalı bir insan. İnsanların, bütün peygamberler öyle de insanların görmeyeceği bir yere defi hacet için oturmuş. Kaymasın üstüme diye de altını çıkarmış. Kuvvetli bir rüzgar, bizde hamaz derler ona. Kuvvetli bir hamaz olmuş. Donunu tumanını uçurduğu gibi götürmeye başlamış.
O vaziyette de peşinden koşmuş Musa Aleyhisselam. Tefsirlerde verilen bilgiyi arz ediyorum. Koşarken tabii onlar da görmüşler. Vay muazzam adammış, erkekmiş filan demişler. Böyle bir hain millet. Böyle bir hain millet. Daha neler 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 var. Efendim diyor ya bak Allah size mal verdi, mülk verdi. Çok zengin oldunuz. Bütün peygamberler sizin sülalenizden çıkardı. Niye azgınlık yapıyorsunuz filan. Evet. Yine de yola gelmemişler. Musa Aleyhisselam işkenceler yapmışlar. Evet. Peygamberler bilin Kur'an'da bilinenler bizim inanmamız mecburiyeti var. Kur'an'da olan bir hükmü inkar etse adam Müslüman olamaz. İman parçalarına kabul etmez. Diyelim 1000 inanılacak şey varsa 1000'ine de inanmak lazım. 999'una inanıyorum ama şuna inanmıyorum. Bunu aklım almıyor dese hepsini inkar etmiş olur. İman parçalanmaz, bütündür. Ama 1000'ine inanır, 300'ünü yapar, 700'ünü yapamaz. Yani inkar etmiyor ama tembelliğe o hesap verecek. Kafir diyemeyiz ona. İnkar etmiyor ama tembelliğinden yapamıyor. Mümindir. Hesabını verecek mahkeme kübrada. Hesabını verecek. Fakat 9000 inanılacak şeyden 999'un kabul edip bir tane yok bu olmaz, bu aklı mantığa sığmaz diye reddederse hepsini reddetmiş olur. Yani günümüzde de şimdi bu hastalıklar var. İyi de bu yaz gününde bu orucun anlamı ne? Bu adam Müslüman olamaz. Ama böyle demiyor. Tutamıyor. Öleceğim diye korkuyor. İnkar etmiyor. Tamam bu mümindir ama hesabını verecek tabii. Fakat manası ne kardeşim aşk almanın falan diyorsa bu mümin olamaz. Şarabın neresi haram olsun ya? Ben bir kadeh alıyorum. Neşemi buluyorum. Kimseye de bir şey yapmıyorum. Bu adam Müslüman olamaz. Açıklık saçıklık niye haram olsun ya? Benim kalbim temiz. Ben böyle şey saçma ya filan. Müslüman olamaz efendim. Şimdi maalesef dini hükümler bilinmiyor. Kanuni ziyaret ediyor burada. Buradaki evliyayı ziyaret ediyor. Burası hep evliya yatağı arkadaş. Ucuz yer değil burası. Allah örtün diyor. Her şey mennayla. Nasıl bilmiyorum artık. Biz kitaplarda yerini bulamıyoruz yani. Biz de şaşırdık. Güzel, güzel okuyor. İyi okuyorsun da o okuduğun şeyin anlamını ne uygulamıyorsun? Evet, ahir zaman böyle işte. Karma karışık işler. Karma karışık. Allah bize hidayet nasip etsin, ıslah etsin. Böyle çelişkili durumlardan bu aziz milletimizi, müminleri kurtarsın inşallah. Evet, peygamberler işte böyle 28 tanesini Kur'an'da bahsi geçen size isimlerini saydım. Musa Aleyhisselam gücünden de bahsediyoruz. Yine arz edeyim. Annesine Allah ilham etmiş ki sen korkma demiş. Sen çocuğunu doğur. Musa Aleyhisselam doğurmuş. Ondan sonra bir beze sarmış. Sandığın içine koymuş. Nil nehrine bırakmış. Ondan o Nil Nehri de şimdi de gidip görebilirsiniz. Firavun'un sarayının bahçesinden geçiyor. Firavun'un hanımı da Asiye. Asiye değil. Siz o ismi veriyorsunuz mümin hanım diye. Asiye değil. Asiye Allah isyan eden demek. Asiye. Arasında çok fark var. Bir adama 40 defa ne dersen öyle olur diye de siz söylüyorsunuz. Kızınıza Asiye vermen isim. Asiye değil o, Asiye. Asiye. Evet. Kölesini almış, çocuğu olmuyor Firavun'un. Bakmış bir sandık, şunu al gel demiş kölesine. Bir açmış bakmış. Nehirde akarken nehrin içindeki şeylere takılmış, sazlara takılmış. Yani bu söylenenlerin aynen orada olduğunu görebilirsiniz şimdi. Takılmış, al gel demiş, bir açmış. Peygamber olacak olan bir de
650 bin çocuğun gücünü ona vermiş. Aslan, muazzam bir çocuk. Son derece güzel, çocuğu dolmuyor. Hemen kanı kaynamış. Getir, almış. Demiş, kimseye bahsedersen senin demiş canını okurum demiş. Kimseye söylemeyeceksin. Gelmiş saraya demiş ki, bak herif, o kadar uğraştın, rakiplerini yendin, akıllısın, başardın, kral oldun. Ama çocuğumuz olmuyor. O kadar emek çektin, krallığı kazandın, yarın ölürsen demiş senin arkandan keyif çatacaklar. Emeklerin boşa gidecek. Ben bir çocuk buldum demiş. Daha yeni doğmuş. Bizim çocuğumuz deriz. Kendimize göre büyütürüz demiş. Yerine kral yaparsın. Tamam demiş, doğru söylüyorsun. Evet. Ondan sonra tabii çocuk acıkınca bağırmaz mı? Bağırmaya başlayınca süt emziren şeyler buluyorlar. Emmiyor çocuk. Allah'tan öğretilmiş. Cebrail Aleyhisselam bile gelmiş. Yusuf Aleyhisselam çocukken gelmedi mi kuyuda? Geldi. Evet. Hiç kimseyi emme demişler ona. Öğretmişler, emmiyor. Herkese adamlar gönderiyorlar, koşuyor. Ana yüreği çocuğunu nehre bırakmış ama kız kardeşini de peşinden göndermiş. Ne yapacaklar bir bak demiş yani. Yüreği dayanmıyor. O işte saraya gittiğim takiben görmüş. Telaşlı telaşlı görevliler sağa sola koşuyorlar. Niye koşuyorsunuz demiş. Bizim kralın demişler. Kral Firavun demek. Bizim kralın çocuğu olmuş da emziremiyorlar. Emmiyor kimseyi. Dadı arıyoruz demiş. Ben size bulayım. Dadı demiş. Aman demişler, çabuk getir. Anasını, öz anasını götürmüş. Anası demiyor. Nasıl emmiş böyle? Yorp yorp. Demiş, kal sarayda. Bu sütünle seni besleyeceğiz. Tadı, süt tadısı diyorlar. Öz anası. Evet, Allah böyle isterse düşmanın yanında dostunu yetiştirir. Efendim, böyle güçlü olduğu için işte kurt neticede Firavun'dan, zulmünden müminlerle beraber ayrılmış Allah'ın izni üzere Kudüs'e gelirken Kızıl Deniz'i de geçmişler. İşte orada Tur Dağı var. Tur-i Sina Dağı var. O dağın başında Harun Aleyhisselam da var yanında. Beni İsrail de var. Denizden kurtarmış, zulümden kurtarmış. Şuraya oturun. Ben demiş Tur Dağı'nda Allah'a vaadim var. Orada 40 gün kalmış. Neden tasavvuf erbabı 40 gün halvete girerler, çile oradan geliyor 40 gün. 30 gün onda biz ilave ettik diyor Allah, 40 gün. İnceliyor doktorlar, bir gıdanın insana 40 gün tesiri var. Yani insan 40 günde temizleniyor, temizlenmek istese. Oradan geliyor o iş. Dönmüş bakmış ki bu Yahudiler hep paracı. Mısır'da öküze tapıyorlar. Tanrı rağları var, Mısır yerliler, Firavun'a tapıyorlar filan. Onlardan bir Samiri diye kuyumcu var. Kadınların gerdanlıklarını almış, bileziklerini almış. Demiş bizim gözle görülen bir tanrımız olsun. Zaten altına tapıyorlar Yahudiler mala, mülke, paraya. Onları toplamış, erimiş, buzağı heykeli yapmış. Öyle bir koymuş ki rüzgar estikçe böğürüyormuş dana gibi. Bu vaziyette onlara buzağıya tapar görmüş. Kur'an'da var bunlar. Musa Aleyhisselam da 40 gün sonra inmiş, bakmış. Buzağı tapıyorlar. Harun Aleyhisselam kuyucunu söyleyeceğim şimdi. La te'huz. Evet. Tek elinle şöyle sakarından tutmuş Harun Aleyhisselam'ı havaya kaldırmış öfkesinden. Ben sana bunların başına bak, bırakmadın mı? Niye bunları böyle sahip çıkmadın? Bak buzağıya tapıyorlar. Koca adamı sakalını böyle havaya kaldırınca sıkıysa sen çocuğunu kaldır tek elinle şöyle. Harun Aleyhisselam da öyle güçlü adammış. Miraç'ta anlatıyor. Kılı diyor gömleğinin dışına çıkmıştı diyor. Öyle iri bütün. Tek eliyle sakalını durmuş kaldırmış. Musa Aleyhisselam gücüne bak. Yap nevim mi? Kur'an'da var. Anamın oğlu diyor. Bırak sakalımı. Bırak sakalımı, canımı acıtıyorsun. Sözümü dinlemediler diyor. Orada var Kur'an'da.
Allah tümünün şefaatine bizleri nail eylesin. Evet, Beni İsrail'den 4000 tanesi, diğeri başkalarından, ben bu 8000'in akabinde gönderildim. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan geçmiş benzeri hadisler zaman zaman gelecek. Bu'istu li tu'ammime salihal ahlak. Ben yeryüzünde ahlak çok bozulmuştu. Ahlak diye bir şey kalmamıştı. Ben güzel ahlakı düzeltmek için, tamamlamak için li yutemmimel mekârimel ahlâki, güzel ahlakı tamamlamak için, insanları ahlaklı kılmam için, huylarını güzelleştirmek için gönderildim. Gönderildim. Evet. Ahlak yaratılıştan mıdır? Sonradan mı kazanılır? Şöyle, sonradan kazanılır diyen de var, yaratılıştan gelen, ikisi de haklı. İkisi de haklı. Evet. Sonradan kazanılmayacak olsaydı Ömer adam olmazdı. Değil mi? Eskiden hali müşrikken Hazreti Ömer'in hiç insanlığa sığmaz. Ama Müslüman olduktan sonra da dünyanın parmak ısırdığı güzel insan olmuş. Demek ki insanın ahlakı güzelleşebiliyor. Güzelleşebiliyor. Halid bin Velid de öyle. Çok gaddar bir müşrikken Allah hidayet nasip ettikten sonra Allah yolunda kılıç, Seyfullah adını alıyor. Demek ki sonradan ahlak güzelleşebiliyor ama kabiliyet yoksa da insanları adam etmek olmuyor, değil mi? Ne kadar eğitim yapsan, ne yapsan adam gene olmuyor. Olmuyor. Yani ikisinin de hakkı var. Yani doğuştan gelir diyen de var. Sonradan kazanılır diyenlerin de haklı tarafları var. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı güzelleştirmek için, güzel hale getirmek için insan haklarını gönderildim dediğine göre demek ki ahlak sonradan düzelir. Düzelir ama kabiliyeti varsa düzelir. Yoksa mesela Ebu Cehil dahi adam ama Peygamberimizin mucizeleri gördüğü halde inanamamış, adam olamamış. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu, babası cehennemin en kötü adamı, kabiliyeti yok, adam olamamış. Hani yaratılıştan da var bir şeyler demek istiyorum. Çok uğraşıyorlar peygamberler ama adamın nasibi varsa işte, varsa yaratılışında biraz tutar taraf, adam olan oluyorlar, yoksa halde olmuyorlar. Evet. İnna Allah Teala kaseme ahlakakum kema kaseme erzakakum. Buhari'de Allah sizin rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlakınızı da taksim etti. Yani Musa Aleyhisselam çocukkandan belli peygamber olacağı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte salı günü Mevlid Kandili'nin sene-i devriyesi, pazartesi günü doğmuş. Çok mucizeler var. İran'a gittim ben, ateş kedileri gördüm. Ateş yıldır sönmeyen ateşle tapıyorlar ateşe İranlılar. Hala o ateş zamanından şeyleri var, inançları var, huyları var. Adam olmuyorlar birçok konuda. Onlar duruyor yerinde, sönmüş o gece. Yani 1000 yıldır söndürmedikleri ateşler sönmüş. Sarayları yıkılmış. Ay güneş yere sanki değecek kadar yeryüzüne yaklaşmış. Anlatıyorlar yani. Yahudi bilginler de anlatıyor, Arap müşrikleri de anlatıyor. Bunları gören bir Yahudi bilgini hemen dellal bağırtmış. Ey Araplar, Mekkeli müşrikler, Mekkeliler, kimin çocuğu oldu? Çocuğu doğan var mı? Erkek çocuğu? Evet, Peygamberimiz Kureyş kabilesinden, Haşimi sülalesinden. Demişler Haşimilerden bir oğlan çocuğu doğdu. Yahudi biliyor Tevrat'tan, şuradan buradan, saçını başını yolmaya başlamış. Bütün Kur'an'da geçen peygamberler, bak 4000 peygamber İsrail'den diyor Efendimiz hadiste. Şeref bizden gitti, şeref gitti, Araplara geçti şeref diye saçını başını yolmuş. Peygamber olacağını bildiği için o mucizelerden, o doğacak çocuğun peygamber olduğunu bildiğinden böyle söylemiş. Saçını başını yolmuş ve
kin başlamış, kin, haset bizden değil diye, Yahudi değil diye. Evet, öyle. İnsanlar maalesef böyle işte. Kin başlamış, o günden başlamış Yahudilerde kin, bizden değil diye. Allah sizin rızkınızı dağıttığı gibi ahlakınızı dağıttı diye Buhari'de var. Ama biz bunu bilmediğimiz için kimin ne olacağını aklımızı kullanacağız. Herkesi eğiteceğiz. Herkesi imana çağıracağız. Güzel ahlaka çağıracağız. Efendimiz de öyle yapmış. Tüm peygamberler de öyle yapmışlar. Gene peygamberimiz buyuruyor ki inneke imruun kat ahsana halqaka fa ahsin halqaka hulukaka. Diyor ki peygamberimiz, efendi ey insan, Allah seni güzel yarattı. Hayvanlara bakın, insana bakın. İnsanın yaratılışı muazzam. Ahsen-i takvim, en güzel yaratışla yarattı insanı. Başka canlılarda bu güzellik yok. Gözlerin, burnun, ağzın, kulakların, kafanın, ellerin, ayakların nizamı, intizamı. Bundan Rabb, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Bu güzellikten imana gelen çok adam var. Güzel yarattı, en güzel güzellikte yarattı. Efendi diyor, sen de ahlakını güzelleştir. Maddi olarak güzelsin. Ama huyunu güzelleştir. Fahsin. Hulukak. Huyunu güzelleştir sen de. Allah seni güzel yarattı, sen de huyunu güzelleştir. Yani nefsini kötü duygulardan arıtmak suretiyle, kötü nitelikleri atmak suretiyle, kötü hasletleri atmak suretiyle insanlara zulmetmeyecek, saygı duyacak, insan olarak kardeş olduğunu bilerek iyilik içinde o duygularla yaşayacak güzel bir insan haline gel. Huylarını düzelt diyor güzel peygamberimiz. Evet. Bu hadis-i şerifi de Hakim Müstedrek'inde Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Be'asenillahu huden. Allah beni hidayet olarak gönderdi. Hidayet sebebiyim ben. Beni görüp Allah'ı bulacak insanlar. Evet, bulan var. Biz böyle Müslüman olan ilim adamlarıyla tanıştık. Fransız Maurice Bucquet var. Dünyanın bir numaralı cerrahı. Profesör. Bir numarası. İslam Araştırmaları Enstitüsü diye bir şey vardı ya. İşte o uluslararası bir sempozyumda geldi, orada tanıştık. O kadar güzel insan, yumuşacık. Neden? Faysal ona ameliyat olmuş. Batılılar çok paracıdır. Öksürüve desen parayı ver derler. Amerika'da böyle. Çok para istemiş kraldan. O da vermiş. Ama güzel bir ameliyat yapmış. Hastalığını tedavi etmiş. Verdiğinin iki misli daha hediye vermiş. Onlar, bunlarda bu yoktur. Evet, her zaman anlatıyorum. Yola çıkma yolunu tarif et diye sordum. Kimse söylemedi Amerika'da. Benzin aldığım istasyondaki çalışana dedim, $2 verirsen dedi tarif ederim. Pazarlık ettik $1. Bedava iş yok. Yavrun zihniyeti böyle, kültürü böyle. Evet efendim, o iki misli daha böyle çok para verince durmuş. Bir de demiş, seni demiş Riyad'a sarayıma davet ediyorum, misafirim ol demiş. Adam bir değişmiş. Bu kadar para, bu iş hayatımın kazanamayacağı para. Arapça öğrenmiş. Kafalı adam. Kur'an'ı tercüme etmiş. Ederken görmüş. Ana rahminde çocuğun evreleri var. İşte meni gidiyor. Kadınınkinde birleşiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Devreleri var. Doktor adam. O zaman o bilgileri daha onda yok. İlim aleminde yok. Dünyadaki ilim adamlarını Fransa'ya sempozyum düzenlemiş. Çocuğun evreleri konusunda. Bu da Kur'an'da olanı tebliğ haline getirmiş.
dünyanın her yerinden meşhur ilim adamları gelmiş, bu tebliğ sunmuş, ayakta alkışlamışlar. Nereden buldun bunları? Daha biz bunları bilmiyorduk filan diye. İlim o zaman şimdi kadar gelişmiş değil. Şimdi midene de bakıyorlar, içini de görüyorlar, dışını da görüyorlar. O zaman daha yeni icat edildi bunlar. Demişler ki arkadaşlar, demiş ki Maurice Bucay, arkadaşlar ben bunu Müslümanların Kur'an'ında buldum. İnceledim. Bunu onlardan aynen aldım. Ve ben demiş bundan dolayı Muhammed demiş ilkokula gitmedi, ortaokula gitmedi, liseye gitmedi, tıp fakültesine gitmedi. Bu onun sözü olamaz. Bak siz bile ayakta alkışladınız. Bu Allah sözü olduğu belli. Onun sözü değil. Ben inandım demiş. Şehadet kelimesi getirmiş. Küfürden imanı geçtiği için çok güzel adamdı. İmanın değerini biliyordu. Nasip olmayınca yine de onlar şehadet kelimesi getirmemişler. Yani yaratılışında olmazsa bu iş olmuyor işte. Gözle görse bile Ebu Cehil de öyle imana gelmemiş. Ebu Leheb de gelmemiş. Duyguları aklını örtmüş. Demek ki yaratılışlarında böyle bir şey yok. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu görerek bak hidayet sebebi bak. Ekvatorda o yağmurlu sıcak ormanlarda ilim adamları araştırıyorlar da ondan sonra buluyorlar oradaki şeyi. Peygamberimiz ekvatora gitmedi, Afrika'ya gitmedi, üniversiteye gitmedi, botanik okumadı, biyoloji okumadı. Oradaki hayvanların ismini biliyor Peygamberimiz. Bunu bulan adam, gören adam mümin oluyor, imana geliyor. Öyle ilim adamları var. Hidayet sebebiyim ben. Hidayet rehberiyim. Ben Allah hidayet olarak gönderdi insanlara. Evet, insanın doğruyu bulmasına hidayet deniyor. Sapıklıktan hedefine ulaşmasına götüren yere hidayet deniyor. Evet, ve rahmeten lil alemin. Alemlere rahmetim ben. Rahmet olarak gönderildi ben. Ve me erselnake illa rahmeten lil alemin. Enbiya suresi 107. ayet. Son derece merhametliyim ben. Ve bil müminin raufur rahim. Son derece müşfik, merhametli müminlere öyle bir insan ben. Allah söylüyor bunları. Ene rahmetün mühtetün. Ben rahmet sebebiyim, hidayet sebebiyim. İnne meb'ûstü rahmeten ve lem yu'baz azaben. Ben azap sebebi değilim, rahmet sebebiyim. Allah Teala beni hem ümmetine hem de alemlere rahmet olarak gönderdi. Bu'istu rahmeten li ümmeti ve rahmeten lil alemin. Alemlere, evet, nasıl? Elhamdülillah biz onun sayesinde bu camiye gelmeyi öğrendik. Namaz kılmayı öğrendik. İnsanlığımızı öğrendik. Ama peygamberimize inanmayanlara ne? Rahmet. Evet, onlara da rahmet. Eski milletler peygamberlerin sözlerini kabul etmediler, ayak dilediler, kimisinin başına taş yağdı, kimisi yerin dibine geçti, kimisi maymuna döndü, maymuna döndüler. Dünyada Allah onları cezalandırdı. Görmek istiyorsanız Pompei'ye gidin, İtalya'ya. Homoseksüellik yapan adamlar alt üst yatıyorlar, taşlaşmış, göreceksiniz. Görmek istiyorsanız Lüt Gölü'ne gidin. Dünyanın denizlerinden 340 metre aşağıda hala çukur dolmuyor. Yerin dibine geçirmiş Allah Celle Celaluhu. Evet efendim, bu eski milletlere azap anında vermiş. Fakat şimdi Allah'a küfreden, nara çekip Allah'a bağırıp çağıran sarhoş yok mu şimdi? İstanbul'da da var, dünyada da var. Evet. Ama taş yağmıyor, yerimine geçmiyor. Neden? Muhammed Mustafa, Kur'an'da var yani. Sen Habibim gönderildikten sonra eski milletlere verdiğim genel azabı vermeyeceğim. Senin hatırına taş yağdırmayacağım, yerin dibine getirmeyeceğim. Genel bir insanları yok etme. Nuh Aleyhisselam suda boğdu mesela. Ben senin hatırına şey yapmayacağım, batırmayacağım. Rahmeten lil alemin bu. Dünyada
dünyada genel azap vermiyor. Ahirette de müminlere zaten şefaat edecek. Kafirlere de şefaat edecek. Nasıl? Dünya İsrafil Aleyhisselam sura üflemesiyle kıyamet kopacak. İktarabetis saatu ve enşakkal kamar. Kıyamet yakın. Evet, çok ayetler var. Kıyamet kopacak. El-gâretü mel-gâri'a ve mâ edrâkü mel-gâri'a yevme yekûnün kel-ferâşin mebtûz. Atılmış pamuk gibi dağlar olacak. Biz bunlara inanıyoruz. Her şey ölecek. Ondan sonra ikinci sur üflenecek. Her şey bulunduğu yerden dirilecek. Mahşer denilen yerde toplanılacak. Bazen çok sıcak, bazen çok aydınlık, bazen çok karanlık, bazen çok soğuk. Felaket bir sıkıntı, bekleme sıkıntısı. İnsanlar maymundan türedik diyenler bile Adem Aleyhisselam'ın görecekler çünkü her şeyi. Babamız diyecekler, Allah'a söyle de şu mahkeme-i kübra kurulsun da biz nereye gideceksek belli olalım, bu beklemek mahvetti bizi diye. Aman bana gelmeyin. Şit'e gidecekler. Aman bana gelmeyin. Musa, aman bana gelmeyin. Yahudiler hep bana iftira ediyor. Ben onu nasıl hesap vereceğim? İsa'ya gidiyor. Aman bana gelmeyin. Çünkü Allah'ın oğlu dediler bana. Kur'an'da var. Haç'ta Diyanetleri görevlileri arasında oturuyoruz. Söylediğim şeylerden dedim Allah bana hesap soracak. Niye sorsun dedi. Kur'an öğretiyorum. Hadis öğretin. İsa Aleyhisselam da Allah'ın emirlerini öğretti ama Kur'an'da var. E ente kulte ya İsa, Allah'ın oğluyum diye sen mi söyledin Kur'an? Ha var dedi. E tabi. Dava mahkeme edecekler. Yo 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 bizde kabahat yok. Musa böyle dedi. İsa böyle dedi. Davalı olacaklar. Davacılar Yahudiler, Hristiyanlar bize yanlış öğretti. Bize böyle öğretti. Müslümanların evlerini yıkın dedi. Kollarını kırın dedi. İsa, ya Rabbi, ente kulter yine böyle mi dedin İsa? Yok ya Rabbi, benim söylediğimi de biliyorsun, kalbimden geçeni de biliyorsun. Ben böyle söyler miyim? Senin görevli memurumum. Şahidin ne? İsa, Musa, elhamdülillah, bu aziz ümmeti Muhammed, bütün peygamberlerin şahidi olacağız biz. Cenab-ı Hak buyuracak ki, sen İsa'dan kaç yüz sene, bin sene sonra yaşadın, geldin dünyaya. Adem'den kaç bin sene sonra? Nereden biliyorsun? Ya Rabbi Kur'an'ında bahsettin ya. Kur'an'ından öğrendim. Peygamberi Muhammed Mustafa'dan öğrendim. Evet, gereği düşünüldü. İsa'nın beratına, Hristiyanların ilah cehenneme zümera. Gereği düşünüldü. Yahudilerin cehenneme, Musa'nın beratına. Delil biziz. Şahit biziz. Orada işte mahkeme kübra kurulmasını Efendimiz sağlayacak. İnsanlara rahmeten lil alemin dünyada anlattım. Ahirette de gavur Müslüman Allah'ım diyecek. Bu insanları yargılamayı başlat. Bekleme sıkıntısı dehşetli bir sıkıntı. O da bütün insanlara şefaati. Bizlere inşallah imanlı olanlara hesap kolay görülmesi için, beraat etmemiz için, Sırat Köprüsü'nden şimşek bir geçmemiz için, cennetin kapı içinde kalmışız, yükseklere terfi ettirmek için, kimimiz içeri girmişsek, ya Rabbi, ben o da mümin kurtar, imanını muhafaza etmiş, küfretmemiş, kurtaracak. Evet, müminlere de böyle şefaat edecek inşallah. Rahmeten lil alemin anlamı bu. Evet, bu. Evet. Ve ba'seni li umhikal mezamir. Evet. Ben hidayet rehberiyim. Rahmeten lil alemin olarak gönderildim. Ben ni Allah çalgıcılar ve zurnalar, çalgı aletleri ve maazif defler. Ben çalgı aletlerini, zurnaları insanları azdıran, sarhoş eden, kötülükler yaptıran, nefislerine mağlup olmalarına sebep olan bu gibi azgınlık aletlerini yok etmek üzere gönderildim.
ve emrel cahiliye, cahiliye adetlerini ortadan, adetlerini ortadan kaldırmak için gönderildim. Kin, nefret, haset, putlara tapmak. Hocam, putlara tapma yok ki şimdi diyor bana. Fransızlar Napolyon'a tapıyor arkadaş. Git istersen bak. Napolyon'a tapıyorlar halen. Dolu üstü dolaşıyorlar. Bir Osmanlı paşasını yenilen herif. Akka'da duman etmiş bir Osmanlı paşası. Koca Napolyon diye övünüyorlar da. Bir Osmanlı paşa duman etmiş adamı. Beş para etmez bir herif. Mao'ya tapıyorlar. Git istersen Çin'e. Tapıyorlar, halen tapıyorlar. Başkaları da tapıyor. Hitler'e de tapanlar vardı. İnsanlar bunu bırakmadılar. Putlaştırıyorlar. Bazı ham sofular da hocasına tapıyor. Evet. Allah'ın dediği şu diyorsun. Yok diyor, ben hocamın dediğini tutarım. Ula, Kur'an böyle diyorsun. Peygamber böyle söylüyor. Onlara bakmıyor maalesef. Bastı böyle işte. Hoca Allah'a ve Resulü'nün sünnetine uyduğu zaman hocadır. Uymadı mı kusura bakma hoca, sallar geçersin. Müslümanın hedefi Allah rızası, peygamber şefaati sevgisidir. Ama şimdi bunlar karışıyor. Evet efendim, cahiliye adeti bunlar. Onlar da atalarımıza taparız biz. Biliyorsunuz Sa'd bin Ebi Vakkas bir evin, zengin bir ailenin çocuğudur. İyi yetiştirmişler, bilgili, ordu kumandanı olmuş, orgeneral olmuş. Resulullah zamanında da, başka zamanda, Hazreti Ömer zamanında da Müslüman olmuş. Babası ölmüş, anası sağ. Çok seviyor, varını yoğunu onlar. Müslüman ölünce demiş, baban ataların dinine dön demiş. Ataların taptığını tap. Hep insan atalarına tapıyor, ataların dinine tapıyor. Hayır demiş. Ben Müslüman oldum. Yanlış yol. Bir hafta yememiş, içmemiş, neredeyse ölecek. Gitmiş demiş, bak sen dönmezsen atan baban dinine öleceğim. Bir evin bir oğlu, bütün mal servet ondan kaldı. Bin canın olsa demiş, bir de tekme atmış anasına. Ben gene Müslümanım. Ama yüzü, insan anasına tekme atarsa yüzü iyi olur mu? Yüzü ekşi. Demiş ne oldu Sa'd? Böyle bol oldu. Ben de böyle yaptım. Ananı tekmeleyemezsin demiş. O anandır. Dininden dönme ama öyle şeyler de yapma. Hadi bakayım demiş. Evet, bu Sa'd Efendimiz dininden dönme. Yanlışına he demek yok ama anandır demiş. Böyle yapacaksın. Yani atalarını tapıyorlardı. İnsanlarda bu var. Günümüzde de var. Bundan dolayı peygamberimize şey etmediler. Siz atalarımızdan kalan dinimize aykırı söylüyorsun diye eziyet ettiler. İşte o cahiliye adetidir bu. Müşriklerin adetidir. Velevsen putlara tapıyorlar. Ne demek bu? İsa Aleyhisselam güya çarmıha gerdiler. Şimdi ona tapınıyor. Germediler. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin şübbihe lehum. Öldürmediler de çarmıha da gelmediler. Şikayetçi Yahudi duvara çaktılar. Ona tapıyorlar şimdi. Evet, aynen böyle Kur'an'daki putlara tapanlar var. Halen ben Çin'de, Shenzhen'de baktım, bir adama tapıyor herkes işine giderken. Allah Allah dedim. Bu devirde meğer o şehri kuran adammış o. Ona tapınıp gidiyorlar herkes işine. Gözümle gidersen sen de git gör. Hala tapınma var yani, onu söylemek istiyorum. Putlara da tapılıyorlar. İnsanlara da tapınıyorlar. Bu cahiliye adetlerdir. Ben bunları yok etmek için gönderildim. Ve halefe Rabbi bi izzetihi. Evet. Cenab-ı Hak beni bütün mahlukata, yaratıklara galip kıldı. Hepsinin başına efendi yaptı beni. Bana tabi olanlar da insanların efendisi olur. Beni Allah öyle yaptı. La yeşrebu abdun min abidihi el hamr fi dünya. Evet.
müminim diyen Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin ismini alanlara söyleyin. Herhangi bir adam, Allah'ın kullarından herhangi bir kul dünyada şarap içerse, içki içerse illa harramaha aleyhi yevmel kıyame. Bana hakkı yok. Ben elçiyim. Elçiye zeval olur mu? Kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu ona su vermeyecek. Cennete sokmayacak. Cennet şarabı içirmeyecek. İlla ancak kesinlikle harramaha aleyhi yevmel kıyame, o şarap, cennet şarabını, oradaki içecekleri ona haram kılacaktır. Ve la yetrukuha abdun evet min abidihi fid dünya. Kim de Allah korkusundan şarap içmezse, şarap Allah yasak etti diye düğünde ısrar ediyorlar. Arkadaş ısrar ediyor. Komşun yok, arkadaşın yok. İnsan düğününde onun şenlik yapmaz mı? İçilen şırdan. Hayır diyor. Kesinlikle içmem diyor. Şarap içmezse dünyadayken illa sakahullahu iyyaha fi haziretil kudüs. Cennette huzurunda cennet şarabı içirecektir. Peygamber sözü bu. Hem orada sarhoş olmak yok. Hem orada sarhoş olmak yok. Yani aklı gidermek yok. Abuk sabuk konuşmak yok. Evet. Benim çocukluğumda düğünlerde içiyorlardı. Gelini dolaştırıyorlar bizim kasabanın içinde. Ben de çocuğum. O zaman tazikli su yok. Çeşme var. Önünde de havuz var. O havuzdan su salıyorlar, bahçe suluyorlar. Tabii havuzun çimento da yok. Altı çamur. Düğünde çok mu susuyorlar sarhoşlar bilmiyorum. Geçerken ayrıldı. Bulut gibi sarhoş herif. Su içindeyken bir düştü. Şeyin içine her tarafı çamur. Abuk sabuk konuşuyor. Yani sarhoşluk iyi bir şey, gördünüz mü yani? Rezil oldu orada, çamurla bulandı. Evet, ahirette nasıl bulanacak? Susuz kalacak. Allah için içmeyen ise Allah'ın huzurunda cennet şarabı içecek. İlla sakahullahu. Allah sonu onu cennet şaraplarından içirecektir diyor kesin kez. Evet, öyle söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eşinize, dostunuza söyleyin. Evet, hem müminim diyor, hem de böyle yapıyorsa aha böyle. Devamlı şarap içen, evet öyle diyor. Müminil hamr, her akşam içiyor. Ve bana da diyor ki hoca, buna karışma. Ben dünyaları verse bundan vazgeçemem. Müminil hamr ke'abidil vesen, puta tapan gibidir. Bu kadar basit. Aynen peygamberin sözü bu. Ama bunları duyduktan sonra tövbe estağfurullah. Zaten inanıyor ya. Bırakmışsa yerinde cennet şarabı var. Hiç kafayı dumanlamayan, rezil etmeyen, abuk sabuk konuşturmayan, insanlığı iki paralık duruma düşürmeyen cennet şarabı var. İçtikçe tatlanan, evet tatlandıkça çok içilen bir cennet şarabı. Allah bize bunları orada göstersin inşallah. Orada oturalım, koltuklara yaslanalım, huriler pır pır dönsünler, kaderleri bize sunsunlar. Yine orada sohbet edelim inşallah. Amin deyin yahu. Ama yani çok zayıf çıkıyor. Evet, hiç umutsuzluğa kapılmayın. Allah müminleri çok seviyor. Peygamberimiz de bize okuduk ya, son derece merhametli, şefkatli. Küfür kelimesini söylemedikçe, küfür ifade eden bir iş yapmadıkça, imanımıza göçtükçe kapılar ardına kadar açık. Allah bizi imandan ayırmasın inşallah. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis daha şey diyeyim, okuyayım müsaadenizle.
Evet, ba'senillahu. Allah beni gönderdi. Hine usriye bi. Miraç'ta geceleyin yürüttüğünde Mekke'den Kudüs'e geceleyin yürüttü. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Mescid-i Aksa'da şimdi Kudüs'te, hatta Burak'la gelmişler. O Burak'ın bağlandığı halka, bilmiyorum temsili mi hakiki mi, hakiki orada duruyor bir halka. Bile var. Oraya yürüttü. Ondan sonra da katını yükseltti. Bana bütün sırları gösterdi. Cenneti dolaştırdı. Cehennemi gösterdi. Olacak şekliyle her şeyi gösterdi. İlâ Ye'cûc ve Me'cûc. Miraç'ta Ye'cûc ve Me'cûc'e de beni peygamber gönderdi. Git onlara dedi, söyle. Hak dini davet et. Evet. Ye'cûc ve Me'cûc. Kim bunlar? Huma min nesli Adem aleyhisselam. Ye'cûc ve Me'cûc Adem aleyhisselam neslindendir. Evet. Adem aleyhisselam neslinden. Bu o kadar çok ki bunlar. Diyor ki peygamberimiz, bir adam Ye'cûc Me'cûc'ten bir adam, bin çocuk sahibi olmadan ölmez. Aynen böyle, burada öyle söylüyor. Bin çocuk olmadan bir adam ölmez. Ya bir adam bin çocuk olursa ne kadar kalabalık olacak lan, sen düşün. Hocam bir adam bin çocuk olur mu ya? Bir adam her gün zina yapsa, her gün değişik kadınlarla düşse kalksa, neden bin çocuğu olmasın? Bir anda, bir günde, bir senede 365 gün var. 300 defa zina yapsa 3 senede 1000 çocuğu olur. Neden olmasın? 40-50 sene yaşayan adam, yetişkin olan zina etse her gün. Çin'de bunlar var arkadaş. Orada zina kavramında bir şey yok. Avrupa'da da yok da. Çin'de bunlar var. Gezerken 15 grup, 2 erkek, 13 kız. Saydırmışım. Bu hadislerin tatbikatını görüyor, bakıyorum nerede diye. 9 kişi, 1 erkek, 8 kız. Hiç erkekçe olan grup görmedim. Benim gördüm bu, gezdim yani. Şimdi bu da erkek kız olunca bir erkek her gün bir kadınla değişik yatabilir arkadaş. Yatınca da bir adam bin çocuğu olabilir. Değil mi? Dikkat edin daha ne diyor bak. Bunlar ye'kulûne cemî'e haşerâtil ard minel hayyât vel akârib ve kullu dî ruhin mimmâ hulika fil ard. Hadis okuyorum beyefendi. Canlı her şeyi yerler. Git. Her şeyi yiyorlar Çinliler. Yılan yiyorlar, kurbağa yiyorlar, sinan yiyorlar. En kıymetli şeyleri, yemekleri diri maymunun beyni. Zavallıyı oturtmuşlar yukarıda, ısmarladığını deliyorlar, beynini çıkarıp yediriyorlar. En pahalısı o. Her şeyi yiyorlar canlı. Ağzından duydum, abartıyorsun demeyin. Oğlan çok kıymetli orada. Dedim ya, sokakta 15 kişinin ikisi erkek, 13'ü kız. Benim gördüm. Çocuk doğuyor. Doğduğu zaman anasının karnında erkek mi kadın olduğunu bir belli olacak seviye geldi mi? Kızsa çok ya piyasada. Çıkarıyorlar. Kendi ağızlarından duydum. Kız artı yiyorlar. Arkadaş. Buraları bilmiyorum. Buraları bilmiyorum yani. Orada kendi ağızlarından duydum. Ana rahminden çocuğu çıkarıyor kızı. Kavurup yiyor. Kendilerinden duydum.
diyor ki her şeyi yer. Her şeyi yer. Canlı her şeyi yer. O kadar kalabalık. Son derece zalim, son derece gaddar. Her şeyi maddesel ölçülerle aynen benim gördüğüm onlara sanki uyuyor bu iş. Evet, bunlar Yecüc Mecüc. Zülkarneyn aleyhisselam set yapmış. O seti aşamıyorlar. Bu set bakırla demir karışımı eritiyor. Üfri aleyh kuturan. Getirin diyor. Getirin diyor. Ben eriteyim diyor. Size set yapayım. Kur'an'da var. Bunu bulamıyoruz. Diğerleri hep var. Bu seti göremiyoruz. Allahu alem nedir bilemiyoruz. Hepsi tamam. Her şey orada benzeri. Evet, böyle kalabalık, son derece şeyli, gattar, madde için her şeyi yapabilen böyle bir topluluk. İşte ahir zamanda Allah o setti yıkmalarına izin verecek, imkan tanıyacak. Setti yıkınca da yeryüzüne dağılacaklar. O kadar kalabalık, bir adam bin tane o çocuğu olunca sen düşün. Yine hadis-i şerifte var. Doğudan çıkacaklar, gelecekler, aynen buradan okuyorum efendim. Taberiye Gölü var. Evet. Ve Buhayra Taberiye, aynen burada var. Taberiye Gölü var, İran'ın kuzey batısında. Taberiye Gölü tatlı su. Öncü kuvvetleri, keşif birlikleri, Yecüc Mecüc ordusunun keşif birlikleri doğudan gelirken bütün yeşrabuna enhar el meşrik, doğunun bütün nehirlerini kurutacaklar. Öncü birlikleri Taberiye Gölü'nü içecek, kurutacak. Öncü kuvvetleri, ana kuvvet gelecek, susayacaklar. Aa diyecekler, burada su varmış. Göllere bakın, su iz yapar kenarda. Sular çekildi mi Elmalı Bendi'nde de öyle, ben de görmüşüm, bakmışım. Su iz yapıyor toprakta. Oradan burada su varmış diyecekler. Öyle kalabalık. Her yeri girip mahvedecekler. Her şeyi tarumar edecekler. Ama فَيَمْنَعُهُمُ اللّٰهُ مِنْ مَكَّةِ Mekke'ye sokmayacak Allah onları. وَالْمَد۪ينَ Medine'ye sokmayacak. Ve Beytül Makdis Kudüs'e sokmayacak. Beytül Makdis oraya sokmayacak. Bu hadis efendim. Bu hadis bu. Sonra onların çıkması Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından sonra, ondan evvel hadislere göre İmam Suyuti'nin Ahir Zaman Mehdi'sinin alametleri kitabı var. Oradan bu bilgileri veriyorum size. Bizler Müslümanlar Yahudilerle savaşacağız. Amik Kovası'nda, Antakya'nın arkasındaki suyu mümbit bir arazi. Gittim gördüm. İnsan diksen bitecek öyle mümbit arazi. Orada Yahudileri yeneceğiz. Yahudiler kaçarken askerler ağacın arkasına saklanacak. Ağaç dile gelecek. Arkamda Yahudi askeri saklandı, gel öldür ey Müslüman diye. Taşın arkasına saklanacak. Bu Buhari hadisidir beyefendi. Ben aktarıyorum onun için. Arkamda Yahudi askeri var, gel öldür diye. İşte ondan sonra bütün gavurlar birleşecekler. Beni esver diyor Peygamberimiz. Avrupalılar, Amerikalılar hepsi beni esver. Bizi yenecekler. İşte o zaman Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Deccal çıkacak. Mehdi Aleyhisselam Deccal'la 7 sene savaşacak, dinlemeyecek. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Ama işte bu sırada doğudan bu Yecüc Mecüc gelecek. İsa Aleyhisselam müminlerle ona yenilecek. Tur Dağı'na sığınacak. İmam Suyuti'nin eserindeki hadislerden aktarıyorum. Tur Dağı'nda aç kalacaklar. Yine Buhari hadisidir. Kıra gittiklerinde bir öküz kellesi görmüş Peygamberimiz. Kokmuş.
kaç para verirsiniz buna demiş. Demiş ya Resulallah, amma da şakacısın ha. Bu okmuş kopmuş öküz kellesine para verilir mi? Siz öyle deyin demiş. İsa, kardeşim İsa Tur Dağı'nda müminlerle aç kalacak. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler. Bulamayacaklar. 100 altın. Aynen Buhari hadisidir. Bakabilirsiniz. Efendim. Sonra bu Yecüc Mecüc dünyaya hakim olduktan sonra dünyayı temizledik. O kadar azgın bir kavim ki oklarını semaya atacaklar. Semadakileri de öldürelim diye. Dünyayı temizledik dedikten sonra Allah onları şaşırtmak için attıkları oklar hep kanlı gelecek. Yukarıdakileri de öldürdük, temizledik diyecekler. İşte Tur Dağı'ndaki bu azgın kavme karşı aç kalan müminler İsa Aleyhisselam'a diyecekler, sen Allah'ın ruhusun, kelimesisin. Dua etsene be. Açlıktan görüyorsun ne hale geldik. Dua edecek. Allah onları yok edecek. Gayet mümkün. Kolera bir anda hepsini bitirebilir. Bu defa hepsinin leşinden dağlar, taşlar, Yecüc Mecüc askeri olduğu için kokusundan duramayacaklar Tur Dağı'nın tepesinde. Biz 4,5 saatte çıktık arkadaş. Orada kokusundan duramayacaklar. Bir daha dua et yahu diyecekler. Allah bundan da bizi kurtarsın. Dua edecek. Allah o leşleri örtecek. Tsunami mi gönderecek? Zelzele mi olacak bilmem. Ondan da kurtaracak. İsa Aleyhisselam yeri inecek oradan. Evlenecek. 40 sene hayat sürecek. Çoluk çocuğu sahibi olacak. Sonra ölecek. Kur'an-ı Kerim'de müteveffike. İnni müte, ben seni öldüreceğim işte o zaman. Şimdi öldürmedi. Ber rafa'ahullah Kur'an'da Elmalı Hoca'nın tefsirine bakabilirsiniz. Resmi tefsirdir. Bu bilgileri oradan tahkik edebilirsiniz. Kur'an tefsirlerinde. Evet, ondan sonra İsa Aleyhisselam öldükten sonra peygamberimizin dinini hükümlen yeni kendi peygamber olarak değil. Peygamberimizin dinini tebliğ edecek. Hiçbir yanlışlık olmayacak 40 sene. Kafir olmayacak yeryüzünde. Kimse azgınlık yapmayacak. Muazzam bir mutlu hayat. Ondan sonra da gittikçe bozulacak. 150 sene sonra Allah diyen yeryüzünde kimse kalmayınca dünya yıkılacak. Evet, işte bu Yecüc Mecüc'e ben Miraç'ta gönderdi Allah, gittim onlara tebligat yaptım. Fedaavtuhum ila dinillahi ve ibadeti. Allah'a inanın, Allah'a tapın dedim. Febeu. Kabul etmediler. Kabul etmediler. En yücibuni fehum finnar. Bana icabet etmekten sakındılar. Kabul etmediler de onların hepsi cehennemdedir. Ma'a men asa min veledi Adem ve veledi İblis. Onlarla beraber Allah'a isyan edenler de cehennemdedir. Ve iblisin, iblis şeytanın adı cinlerdendir. Kafir cinlerdendir. Cinlerin de Müslümanları var. Kafir cinlerin başı iblis. İblisin çocukları cinlerden, anaşit münkir cinler, insanoğlunun, Ademoğlunun neslinden gelen asiler, kafirler, o Yecüc Mecüc de cehennemde beraber olacaklar. Beraber olacaklar. Evet, Abdullah İbn Abbas'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Bu konuda daha çok hadisler var. Birbirini teyit eden, destekleyen. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Ne kadar sona erecek dünya bilemeyiz. Sanki karışıklıklar, bu anlattığım bilgiler bir plan dahilinde böyle gidiyor gibi. Evet, biliyor gidiyor gibi. Allah bizi imandan, neslimizi, ümmet-i Muhammed'i imandan, İslam'dan ayırmasın inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah,
Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leki şerif. Mal Besmele-i Şerife. Sadrak ve vada'na hangi ve sekilleti yanmadır. Rabbine ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 11'er İhlas-ı Şerif. Meal Besmele-i Şerife. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okunan Kur'an ayetlerini, okuduğumuz Süver-i Celile'yi dergah izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine ehl-i beyt el-i ashab etbalarının rıdvanullah aleyhi mecmainin ervai kutsiyelerine bil cümle ahirete irtihal eden mümin-i müminatın rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarımızın ervahiyle beraber şuracıkta toplanan bizlerin göçmüşlerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına bağışladık. Vasıl eyle bu cami-i şerifi yaptıranların günümüze kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden sıkıntı katılan şehitlerin, gazilerin, güzel vatanı İslam yurdu haline getirecek hayır eserler dikenlerin, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahına da hediye edik. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle.
makamlarını âli derecenin yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca iman, İslam üzere, Kur'an ahkamıyla amel ederek, Efendimiz sünnetlerine uyarak yaşamayı, salih müminlerden olmayı, o şekilde nefesimizi tamamlamayı bize nasip eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Yanlışı görüp yanlıştan uzak kalanlardan eyle. Bizi kendiye layık kul, Habibi Edibi Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle ya Rab. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Hastalarımızı şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımızı imdad eyle. Ümmeti Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Kalplerimizi birbirimize ısındır ya Rab. Hiçbir Ümmeti Muhammed ferdine karşı kalbimizde kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm Ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin cümlesine dahil eyle ya Rab. Subhanekallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Önümüzdeki Mevlid kandilini bizler için, Ümmeti Muhammed için hayırlara başlangıç eyle, vesile kıl ya Rab. Peygamber Efendimiz'i candan seven, sevgisi gönlünde devamlı sabit olan, hayatını Efendimiz'in sözlerine göre uyduran, onu rehber edinen, yüzü iki cihanda ak çıkacak müminlerden olmayı bize nasip eyle. Daha nice Mevlid kandillerini Efendimiz'in sevgisi ile dolu kalpler, yürekler olduğu halde onun sünnetlerini işler vaziyette geçirmeyi de bize nasip eyle. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.